أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamd senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âli ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü birlikteliğimizde nasip olursa Bakara suresinin 102 ila 105. ayet-i kerimeleri arasını hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Bu ayet-i kerimelere geçmeden önce bir önceki sayfamızda Yüce Rabbimizin dile getirmiş olduğu hakikatleri de şöyle bir hatırlayalım inşallah. Mevlamız Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben, ey Resulüm, onlara şöyle söyle. Eğer Allah katında ahiret sizin için zorluk çekmeyeceğiniz, kazanacağınız bir yurt ise, insanlar zarara uğrayacak, siz kazanacaksanız, eğer bu iddianızda ciddiyseniz, ölümü temenni ediniz bakalım. Onlara böyle bir meydan oku ey Habibim emri verilmişti. Buna cevaben de onlar asla ebedi olarak ölümü istemezler. Kendileri yapıp ettiklerinden dolayı ölüme karşı soğuk, isteksiz, efendim, dünya hayatını tercih eden bir tavra sahiptirler. Allah-u Teala zalimleri hakkıyla bilmektedir buyurulmuştu. Ve yeminle Yüce Rabbimiz, hayata, yaşamaya insanlar içerisinde en fazla iştiyak duyan, en hırslı olanlar Yahudilerdir bilgisini Mevlamız paylaşmıştı. Müşriklerden bir kısmı da 1000 yıl yaşamayı ister. Yani hitap burada Yahudilerden Mekke müşriklerine dönmüş. Yahudilerin sahip olduğu, dünyaya karşı sahip oldukları hırsa Mekke müşriklerinin de sahip olduğu ifade edilmişti. Allah-u Teala onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Yine isim ve sıfatlarıyla Yüce Rabbimiz kendisini burada tanıtmıştı. Basir, daha önce Alim, işte Semiya gibi isimleri ve sıfatlarıyla Yüce Mevlamız Yüce Zatını bizlere tanıtmıştı. Ve Habibim onlara yine şöyle söyle, sana gelip bir takım sorular sordular. Cebrail Aleyhisselam'la ilgili vermiş olduğun cevaptan dolayı hoşnut olmadılar. Ve Cebrail'e düşman olan kimse şunu bilsin ki, Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine Allah'ın izniyle ve yanınızda olanı tasdik edici olarak, bir hidayet olarak, bir yol gösterici, rehber olarak, müminlere bir müjde olarak indiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Yani Cebrail Aleyhisselam'a çeşitli sebeplerle Beni İsrail kin tutuyor, kin besliyor. Onun getirmiş olduğu hakikat bile olsa biz o hakikate itibar etmeyiz diyorlardı. Yüce Rabbimiz de kim Cibril'e emine düşman olursa efendim bunları bilsin. Cebrail Aleyhisselam kendisine verilen vazifeyi yapmıştır buyuruldu. Akabinde de kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril ve Mikail, yani Cebrail ve Mikail'e kim düşman olursa muhakkak ki Allah-u Teala kafirlerin düşmanıdır. Yani Allah-u Teala müminlerin dostuysa kafirlerin düşmanı veya tersten düşünelim. Kafirler müminleri ve Rabbimizi dost edinmezler. Onlar ancak kendileri gibi küfür içerisinde, şirk içerisinde, nifak içerisinde olanları ve onların temsilcisi, onların yol göstericisi konumunda olan şeytan aleyhillâneyi ve daha geniş tabirle tağutu, kendilerini Allah-u Teala'ya isyana götüren her türlü düşünce sistemi, efendim kişi, şahıs ne varsa onları dost edinirler. Onlar ne zaman bir konuda Cenab-ı Hakk'a söz verseler, onlardan bir grup hemen bu sözü bozarlar. Onların birçoğu iman etmeyen kimselerdir. Onlara Allah katından bir elçi geldiğinde ve yanlarında olan Tevrat ve İncil'de bildirilen hakikatleri tasdik edici bir peygamber geldiğinde, efendim kitap verilenlerden bir kısmı hemen ondan yüz çevirir. Sanki kitabı hiç bilmiyor, Tevrat'ı ve İncil'i hiç efendim malik değillermiş, hiçbir onun hakkında bilgi sahibi değillermiş gibi kitabı arkalarına atarak ondan yüz çevirirler buyurmuştu Yüce Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ
Süleyman'ın hükümdarlığı konusunda, yani dünyevi ve uhrevi anlamda Süleyman Aleyhisselam efendim malik, melik bir efendim, yani kral peygamber idi. Hem maddi zenginliğe sahip, dünya işlerini sevk ve idare eden bir peygamberdi. Hem de ulul azim peygamberlerden olarak ahiret yurdunda yüzü gülecek, Rabbimizin rızasını kazanmış bir kul, bir peygamber olarak orada bulunacak. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü konusunda şeytanın uydurup durduğu, söyleyip durduğu şeylere onlar tabi oluyorlar. Yani Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bilgi veren kaynaklar Tevrat'ta, Zebur'da veya başka ilahi kökenli kaynaklarda, efendim kitaplarda verilmiş olan bilgilere değil, tahrif edilmiş, kendilerinin uydurmuş olduğu bilgileri şeytanın yönlendirmesiyle tabi bunu yapıyorlar. Şeytanın söylediklerine onlar tabi oluyorlar. E burada demek ki doğru tavır mümin açısından nedir? Cenab-ı Hakk'ın göstermiş olduğu, diyelim Süleyman Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, hangi peygamber olursa olsun, geçmişte yaşamış veya gelecekte meydana gelecek bazı olaylarla ilgili vahye dayalı olarak verilen bilgilere tabi olmak esas olmalı. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ Süleyman Aleyhisselam asla nankör ve küfür ehli bir kimse olmamasına rağmen وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ O şeytanlar, zaten ismi şeytan, taşlanmış demek, kovulmuş demek. Rabbimizin rahmetinden kovulan şeytanlar كَفَرُوا inkar ettiler. Süleyman Aleyhisselam haşa Cenab-ı Hakk'ı inkar etmedi, ona nankörlük de yapmadı. Cenab-ı Hakk'ın emri neyse onu yerine getirdi, yasakları neyse onlardan sakındı. Halbuki şeytanlar Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmekten efendim uzak durdular, yasaklara büyük bir iştahla yöneldiler. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Ve o şeytanlar insanlara sihri öğrettiler. Şimdi İslam açısından zaman zaman soruluyor bu soru bizlere. Hocam sihir diye bir şey var mı? İşte bu ayet-i kerimeden biz anlıyoruz ki evet, sihir diye bir şey var. Yani insanları zaman zaman etkileyen çeşitli efendim adımlarla, çeşitli yöntemlerle, ki malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bile bir sihir teşebbüsü olmuştu. Hatta Efendimizin o sihrin birkaç gün tesirinde kaldığını da güvenilir kaynaklar bize haber veriyorlar. Ama Efendimizin nübüvvet görevini engelleyecek veya onu bir harama düşürecek, efendim bir emri ihlal ettirecek bir tesiri olmamıştır. Yani böyle diyebiliriz ki belki hafif bir yorgunluk veya dünyevi bazı konularda unutkanlık efendim gibi bazı tesirleri olmuştur Efendimiz Aleyhisselam'a. Sihir vardır kardeşim. Ama biraz sonra gelecek ifadelerden de göreceğiz. Sihirle uğraşmak, sihir yapmak veya yaptırmak, Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği bilgiye göre, yapan da yaptıran da bu işi Müslüman iken, iman sahibi iken yapamaz buyuruyor Efendimiz. Yani çok tehlikeli, dinimizin haram gördüğü, ki öyle bir şey ki yani sihir yapan kişiler, sihir yaptıkları insanları gafil taraflarından anlamaya çalışıyorlar. Yani kişi orada hakkını savunacak veya kendisine yapılan bu tür hareketlere karşılık verecek bir durumda değil. Haberimiz bile yok belki. İşte saçınızın telini alıyor, evinizin önüne işte bir su serpiyor veya ne bileyim bir kalıp suya iğneleri batırıyor. İşte ayeti ters okuyor, çapraz yazıyor, şu kadar yazıyor, çiziyor, bir şeyler ediyor. O suyu nerediği gibi kişiye resim diyor. Yani tamamen kişinin malına, canına, nefsine, efendim namusuna, parasına, efendim dünyevi uhrevi dokunulmaması gereken haklarına dokunuyor. Bunun için sihir yapıyor. E onu kim savunacak? Onu yaratan Cenab-ı Hak savunacak. Yani direkt Rabbimizi düşman olarak karşısına koymuş oluyor sihir yapan, yaptıran kimse. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتُ Şimdi biliyorsunuz Babil'de efendim iki melek, Harut ve Marut isimli iki melek bulunuyordu. Yani onlara indirilen bu sihir ilmi onlara özel olarak Rabbimiz onu öğretmişti. Onlar da ayet-i kerimenin devamından anladığımız kadarıyla وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ hatta yekula innema nahnu fitnetun fela tekfur. Sihrin böyle %100 yasak olmadığı dönemde bir bilim dalı olarak, bir ilim faaliyeti olarak
bu Harut ve Marut isimli Babil'de bulunan melekler, ki bir okumaya göre de Melekeyni değil de Melikeyni şeklinde bir okuma, kıraat farklılığı var. O zaman Babil'deki Harut ve Marut isimli iki kral, yani hem maddi imkanları, yetkileri var, hem de sihir konusunda bu ilme ne diyelim vakıf olan kişiler. Bu biraz zayıf bir görüş olarak kalmış. Harut ve Marut isimli iki melek. Bunlar sihir ilminde Rabbimiz tarafından maharetli kılınmış melekler. Onlar وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ hiç kimseye o ilmi öğretmezlerdi. Hatta ne zamana kadar? يَقُولَ şöyle der ve ondan sonra ilmi öğretirler. اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ yani biz sizin için bir imtihan meselesiyiz. Biz bunu size öğretiyoruz, anlatıyoruz ama bu sizin imtihanınızdır. Bununla insanlara zarar vermeyin. Bunu derler. فَلَا تَكْفُرْ وَنَنْكَرْلُكْ etmeyin. Cenab-ı Hakk'ı inkar etmeyin. İnsanları küfre götürecek bir takım hal ve hareketlere, efendim günah işlere sevk edecek durumlara düşmeyin. Bunu der, müsaade edilirse onlara o ilmi öğretirlerdi. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ o iki melekten, o kimseler, o şeytanlar, efendim giderler, karı ve koca ile arasının, karı ve kocanın arasını ayıracak şeyleri onlardan öğrenirlerdi. Yani bugün de maalesef hala yani bu tür şeytan ve şeytanlaşmış insanların bazı adımları devam ediyor maalesef. Yani kişi hiçbir sebep yokken evde tartışmalar çıkıyor. Neticede çoluğu çocuğu, eşleri perişan edecek, kişisel ve toplumsal anlamda büyük faturalara, büyük efendim zararlara sebep olacak üzücü hadiseler görebiliyoruz. Bakıyoruz işte kimisinin kayınvalidesi böyle bir şey yapmış, kimisinin annesi, kimisinin işte ne bileyim komşusu, kimisinin akrabası. Neden yaptın kardeşim böyle bir şey ortaya çıktığı zaman soruyorsunuz. İşte benim sözümü dinlesin diye veya ben ona hükmedeyim diye veya bunların yuvası dağılsın, işte ben onunla evleneyim. Kıskançlık, haset, kin, nefret gibi birçok bunun içerisinde sebepler var, başlıklar var. Bunu öğreniyorlardı ve zaman zaman insanları tehdit unsuru olarak bunu kullanıyorlardı. Bak benimle iyi geçinmezsen, sözümü dinlemezsen seninle eşinin arasını bozarım. İşte bunun da ilmini öğrendim diyorlardı. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِيْذْنِ اللّٰهِ şimdi bu meleklerin, o meleklerden ilmi öğrenen şeytanların veya şeytanlaşmış insanların ve bizim bu ayet-i kerimelere muhatap olan bizlerin bilmemiz gereken bir husus var. Cenab-ı Hak izin vermeden hiç kimse kimseye herhangi bir zarar veremez. Onlar da efendim sihir yapmış, büyü yapmış, işte ne bileyim kağıda yazmış, saçını almış, sabunla okumuş, şunu yapmış, bunu yapmış. Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan onlar o eşlere veya bir başka kimseye asla zarar veremezler. Bu ne demektir? Bu bizim Rabbimizin izniyle bir güvencemizdir kardeşler. Biz inancımız şu olmalı. Kardeşim kim? Bilemeyiz biz yani. Büyü mü yapıyor, sihirle mi uğraşıyor, efendim cinlerle mi uğraşıyor, musallat etmeye mi çalışıyor? Allah muhafaza eylesin şerlerinden. Gözümüzle göremiyoruz, elimizle tutamıyoruz, müdahil olamıyoruz. Onların varlığını böyle bir bilim dalının olduğunu biliyoruz ama bunun faydası ne, zararı ne, böyle bir hastalığa müptela olduysak bunun çözümü nedir bunları da bilmiyoruz. Şimdi biz savunmasız bir durumdayız. Diyelim ki başımıza böyle bir şey geldi. Bunun Rabbimizin bir imtihanı olduğunu bilip Rabbimize sığınarak bu imtihandan kurtulmaya çalışacağız. Ve moral, motivasyon, inanç bu tür boyutlarda da Rabbimize tevekkülü, Rabbimize teslimiyeti asla gevşetmeyeceğiz. Cenab-ı Hak izin vermeden onlar bize zarar veremezler. Bunu bilmek durumundayız. Ve yetaallemûne mâ yadurruhum ve lâ yinfa'uhum. Onlara zarar verecek, fayda vermeyecek şeyleri öğrendiler veya zararlarına olan şeyleri, faydalarına olmayan şeyleri öğrendiler. Bir sürü öğrenmiş oldukları o ilim içerisinde dünyada ahirette onları kötülüğe götürecek, cehenneme, ateşe muhatap kılacak işleri öğrendiler. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Evet. Onlar bildiler ki ahiret yurdunda onların böyle yaptığı alışverişlerden dolayı ne yapıyorlar? Allah muhafaza, belki işte bu tür sihirdir, büyüdür, görünmeyen bir takım adımlarla para kazanmaya, şöhret elde etmeye, insanlara etki etmeye, tesir etmeye, efendim onlar üzerinde söz sahibi olmaya çalışarak imanlarını, amellerini, kendilerini ahirette, dünyada perişan edecek bir adımla satışa çıkarıyorlar. Bunun mukabilinde yanlış işlerle uğraşarak efendim imanlarından oluyorlar zaman zaman, ibadetleri boşa çıkıyor, cehenneme namzet kimseler oluyorlar. Bunların ahiretten bir payı olmadığını da biliyorlar bu tür hareketlerin. وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ Andolsun ki nefislerini sattıkları şey ne kadar da kötüdür. Para için mi satıyorlar? Yani affedersiniz, insanların namuslarına tasallut etmek için mi satıyorlar? Hükümranlık için mi satıyorlar? Hasetlerinden, kinlerinden, efendim çoluğunu çocuğunu kıskandığından vesaire, bunun için mi imanını, ibadetini, ahiret yurdunu satıyor? Her ne için satıyorsa o sattıkları şeyler ne kadar kötü şeylerdir. لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ Keşke onlar bunun farkında olsalardı, bilmiş olsalar. Aslında biliyorlar ama burada bir idrak diyelim zafiyeti söz konusu. Yani bilmek, onu içselleştirmek farklı bir şey. Şimdi bir hırsıza sorsanız, hırsızlığın size kötü olduğunu her türlü yönüyle anlatır. Ama sen niye yapıyorsun? Çünkü o hırsızlığın kişisel anlamda, toplumsal anlamda, ahiretteki karşılaşacağı ceza anlamında efendim vebalini, büyük bir günah oluşunu tam idrak edemiyor. Yani biliyor ama idrak seviyesi çok düşük bir noktada. Bunlar da böyle biliyorlar. Yani meleklere gidip konuşuyorsunuz, onlardan ilim alıyorsunuz, bunu insanların aleyhine kullanıyorsunuz. Meleği görmüşsünüz veya en azından onlardan ilim alarak meleklerin varlığını, Cenab-ı Hakk'ın kudretini görüyorsunuz ama bunu bir takım dünyevi çıkarlar için efendim satışa çıkarıyorsunuz. İmanınızı, ibadetlerinizi. Burada bir bilinç, idrak eksikliğinden bahsediyor Rabbimiz. Yani böyle kuru kuruya bir bilgi değil, biliyor adamlar. Yani sihri de öğrenmiş, büyü de öğrenmiş, insanları bu yönüyle tehdit edecek, efendim kendince hizaya getirecek bir takım işler de yapıyor ama Rabbimizin razı olmayan işleri içerisinde olduğunu idrak edemiyor. İşte nefsi veya şeytanı gözüne perdeyi indiriyor tabiri caizse. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا Keşke onlar iman eden kimseler olsalardı. Cenab-ı Hak'tan korkan, takva sahibi kimseler olsalardı. لَمَسِبَتُمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ Allah katında bu dünyevi olarak kazandıklarını düşündükleri paradır, makamdır, şöhrettir, efendim insanlara ağalık, paşalık yapıp onları sevk ve idare etmektir. Bu gibi gelip geçici nimetlerden daha hayırlı bir karşılık onları mutlaka bulacaktı. Cenab-ı Hakk'a tevekkül edeceklerdi. Ona sığınacaklardı. Onun rızası için hareket edeceklerdi. Dolayısıyla daha kalıcı, daha efendim faydalarına olan, onlar için hayırlı olan bir karşılık ahiret yurdunda onların olacaktı. لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke bu hakikati de bilmiş olsalardı. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تَقُولُوا رَاعِنَا Râina demeyiniz. Şimdi râina kelimesi biraz sonra ve kulun zurna, yani unzurna deyiniz, râina demeyiniz. Aslında râina ve unzurna neredeyse eş anlamlı kelimeler. Yani bekliyoruz, bakıyoruz gibi manalara gelen eş anlamlı kelimeler. Fakat Yahudiler râina kelimesini söyleyerek ve biraz da ağızlarını filan böyle eğerek râina gibi bir takım yanlış telaffuzlar. Şimdi karşınızdaki insan sizi samimiyetle dinliyor. Efendim hani bir örnekle şuradan gidelim. Esselamu aleyküm ne demektir? Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun demektir. Ama bunu Yahudiler bir müddet sonra Esselamu aleyküm şeklinde aradaki lamı böyle ya söylüyor ya söylemiyor. Yani sizi geberesiciler gibi, ölüm sizin üzerinize olsun gibi manaya gelen bir şeyle
kimlerini açıkça ifade edemediklerinden dolayı böyle kelime oyunlarıyla bir takım efendim karşılıklar vermeye çalışıyorlar. Burada da ey iman edenler, raina böyle şüpheli, farklı manalara çekilebilecek, hatta affınıza sığınarak söylüyorum, böyle insanlara küfretmeyi, sövmeyi içerisinde barındıran o manayı kastederek efendim bu kelimeyi böyle değil de gayet net, anlaşılır, amacınız, gayeniz Allah'ın Resulüne, vahyine kulak vermekse unzurna deyiniz. Ve bir ya Resulallah emrine hazırız. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz ya Resulallah şu denizi bize göstersen ve desen ki burası deniz değildir, karadır, buraya dalın desen hiç şüphesiz biz buraya dalarız. Bu emre nasıl efendim sadakat gösteriyorsunuz, nasıl kendinizi burada açıkça ifade ediyorsunuz? Unzurna deyin. Yani biz emre hazırız, amadeyiz, bekliyoruz. Ne emir gelirse bunu efendim anında yerine getireceğiz. Bu teslimiyetinizi gösterin. Böyle ağzınızın içerisinde bir takım eveleyip geveleyip efendim kelime oyunlarıyla içerinizdeki bozukluğu, yani kafirlerin, münafıkların, Beni İsrail'in yaptığı böyle bir yanlışı takip etmeyin. Net olun kardeşim. Net. Yani namazı kılın. Şimdi Allah-u Teala namaz kılın buyuruyor ama ben kalbim temiz olduğu için kılmıyorum. Böyle bir anlayış olabilir mi? Zekatı verin buyuruyor ama efendim yani ben farklı sebeplerden dolayı zekatı vermiyorum. Cenab-ı Hak bak unzurna vesme'u ve bir de kulak verin. Böyle gözlerinizi pür dikkat emirlere dikin. Bekleyin, hazır ol da durun. Gelen o emirlere boyun eğmek için, doğru anlamak için onları dinleyin. Yani emir varsa yerine getirilmek içindir, yasak varsa sakınmak için. İşte sahabe-i kiram efendilerimizin farkı burada ortaya çıkıyor kardeşler. Hani Medine-i Münevvere'de bile bir müddet henüz içki emri yasaklanmamıştı. Arada böyle içki içen sahabe efendilerimiz vardı. Ama ne zaman ki içki tamamen yasaklandı, Maide suresinin 90. ayet-i kerimesiyle birlikte Medine-i Münevvere'nin sokakları neredeyse içki seli haline döndü. Hiç kimse evinde bir damla artık içki barındırmadı. Emir geldiyse emir demiri keser, tabiri caiz ise bizden böyle bir tavır içerisinde olmamızı Mevlamız istiyorlar. وَلِلْ كَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kafirler için elem verici bir azap vardır. Bir de râina kelimesinde bizi kolla, bizi dinle manasına gelen bir yorum varmış. Unzurna ise bize bak, yani bize biraz mühlet ver, biz onları yerine getirelim. Bu emirleri efendim doğru anlayın, o emirler doğrultusunda da hareket edelim manasına gelen unzurna kelimesini tercih edin buyurmuş Rabbimiz. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan İnkar edenler şunu isterler. وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ Ve müşrikler de şunu isterler ki اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden sizin üzerinize herhangi bir hayır indirilmesini istemezler. Veya tersten söyleyelim. Size Rabbinizden belaların, musibetlerin, türlü sıkıntıların gelmesini isterler. Bunun için işte bu ayak oyunlarını yaparlar. Siz de küfre, şirkiye, nifaka düşün. Siz de efendim günaha gidin. Siz de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanamayan insanlardan olun. Müşrikle ve ehli kitaptan inkar edenler Cenab-ı Hak katından size bir hayır gelmesini istemezler. Nedir bu hayır? İman gelmesin, İslam gelmesin, Kur'an gelmesin, hilafet bunlarda olmasın, sevk ve idare olmasın, adaleti bunlar tesis etmesin, ibadet hayatları öyle gönüllerini mutmain edecek bir durumda olmasın. Ahlaki güzellikleri ahseni takvim üzere yaratıldığı gibi, yani vücudunun güzelliği gibi ahlakı da böyle en güzel ahlakı hamidos istemezler bunlar. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Ve tabii Rabbimizin katından gelecek en büyük hayır nedir? Nübüvvet, yani peygamberlik, vahiy, kitap, bunların sizlere verilmesini istemez onlar. Onlar artık bir hegemonya kurmuşlar. O sistemden çıkmak istemezler. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Allahu Teala rahmetini kullarından dilediğine tahsis eder.
Efendim şimdiye kadar benim İsrail'den peygamber geldi. Son peygamberde Rabbimiz Araplardan seçti. Yani ben isterdim Türklerden olsun, öbürü isterdi Kürtlerden olsun, öbürü isterdi Ruslardan, Amerikalılardan filan gelsin ama burada Cenab-ı Hakk'ın tercihine kimse ipotek koyamaz. Cenab-ı Hak kime dilerse nübüvvetini, vahyini, imanını, Kur'an'ını, İslam'ını onlara lütfeder. Önemli olan nedir? Hakk'a hakikati görebilmektir. Yani şahıslar, Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsını düşünelim. Yani Efendimiz'e gelmeseydi, başka birisine bu peygamberlik gelmiş olsaydı, hakikatler değişecek miydi? Yine la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah yerine bir başka isim belki olacaktı. Yani Efendimiz'in konumu çok önemlidir ama hakikatler şahıslara bağlı olarak gelmemişti. İsa Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, bütün peygamberlerde Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı, ifade etmeye çalıştığı hakikati dile getirdiler. Dolayısıyla önemli olan burada efendim böyle bir hegemonya kurmak, vahiyi biz biliriz, bizden başkasına peygamber gelmez deyip kuruntularıyla hareket etmek yerine Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, seçtiği kullara lütfettiği kitabı, vahyi takip etmek kullara düşen budur kardeşim. Vallahu zülfadlil azim, Allah Celle Celaluhu büyük fazilet, azamet sahibidir buyuruluyor. Burada ehli kitabı sadece kısaca açıklayarak bitirmiş olayım. Ehli kitap Kur'an-ı Kerim'de 31 defa, 31 yerde geçen bir kavramdır. Genel olarak ehli kitap denilince Yahudi ve Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'de kastedilmiştir değerli kardeşlerim. Bunu da ifade ederek bugünkü sözlerimizi bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak burada dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.